Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Payday 3 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Payday 3 çıkalı bir sene oldu. Bu videoda da bir sene içinde PD3'te neler oldu? Oynanabilir mi? Sorunlar düzeldi mi? Buna cevap vereceğim. Güzel bir video ile karşınızda olacağım. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz ve videomuza geçiyoruz. Evet efendim, Payday 3 düzeldi mi? Öncelikle hemen size hızlı bir şekilde cevabını vererek başlayayım. Hayır, Payday 3 tam anlamıyla hala düzelmedi. Bunda en büyük sıkıntı da aslında biraz da Starbreeze'de yani oyunun yapımcı firmasında yatıyor. Peki bir senede neler oldu, neler geçti? Ondan kısaca bir değinelim bu videoda sizlere. Bir nevi de içimi döktüğüm Bir videoda olacak aynı zamanda. PD2'yi severek 2000 saatin üzerinde oynamış, yalayıp yutmuş biri olarak PD3'ü de 422 saat oynayıp şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, söylediğim çoğu şeyin de aslında direkt nokta atışı tespitler olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili daha önce de bir video yapmıştım. E, PD3 ile ilgili. Fakat görüyoruz ki bir senede neler değişti. Neler geldi neler gitti onu söyleyeyim. Geçtiğimiz e, bu arada şunu söyleyerek başlayayım direkt öyle toparlayayım yani. 23 Eylül'e kadar oyun indirimde şu zamana kadar yaptıkları en büyük indirime girdiler. %60 indirimdeler. 12 dolar standart sürümü. 20 dolar Silver Edition versiyonu ve Gold Edition versiyonu ise şu anda 24 dolara satılıyor efendim. Peki yani ortalama 400 küsür liraya standart edition alabiliyorsunuz. Sürüm farklarında yine aynı şekilde alacağınız e, mağazadan bakabilirsiniz sistemden vesaire nereden almak istiyorsanız Öncelikle oyun toparladı mı Hayır toparlamadı? Evet ilk günlerdeki yaşadığımız ilk özellikle 1-1,5 bir, bir, buçuk hafta yaşadığımız sunucu hataları vesaire tabii ki de düzeldi ama hala çok eksik şey var yani. Fakat sorun aslında biraz da Star Wars'da bitiyor. Çünkü hala optimizasyonu yapamadılar. Harita dizaynları konusunda hala sıkıntıları var. Haritaların çoğunda tek düzelik var. Tek düzelikten kastım PD2 oynayanlar çok iyi biliyorlardır. PD2'de her haritada bir sürü varyasyon vardır. Oynadığınız haritanın genellikle çoğu haritada şöyle bir mantık vardır. Mesela bir tane giriş giriş noktanız yoktur. Birçok giriş noktanız vardır. Loot birçok şekilde çıkabilir. Birçok farklı şekilde yani. Aynı şekilde çıkışınız oradan kaçışınız da yine birçok şekilde farklı olabilir. Fakat maalesef PD3'ün çıkışından bu yana geçen bir senede değişmeyen bir şey varsa o da Maalesef çeşitliliğin, haritalardaki çeşitliliğin tam anlamıyla vasatın altı olması, vasatın vasatı olması acayip derecede sıkıntılı ve bir türlü düzeltmiyorlar. Yani çok basit bir şey birkaç tane farklı çıkış noktası, birkaç farklı giriş noktası ekleyeceksiniz. Ve bunu haritanın dizaynını bozmadan yapacaksınız. Fakat Starbreeze bunu yapmak bir yana dursun hala durduk yere DLC getirmeye devam ediyor. Şu ana kadar oyunda totalde 18-19 tane DLC oldu. Yani DLC çöplüğüne dönmüştü PD2. Maalesef öyleydi çünkü 70 küsur DLC vardı ve bir süre sonra insan hepsini almayı da mantıklı bulmamaya başlıyordu ki özellikle yani PD3 duyurulmasına geliştiriliyor denildikten sonra PD2'ye gelen, gelen DLC'ler tamamıyla optimizasyon yoksunu yapmak için yapılmış haritalardı. PD3'te bu gidişle DLC çöplüğüne doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu çok üzücü çünkü ben geçtiğimiz bir önceki videomda yani bundan birkaç ay önce yaptığım videoda pd 3 neden oynanmıyor videosunda yani sağ üstte kartlara koyarım izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. O videoda şunu demiştim bir sürü sorunu var oyunun işte optimizasyon problemleri, sonucu problemleri, eksikler, PD2'de olan birçok şeyin PD3'te olmaması gibi birçok sorunu varken oyunun bunlar hala ısrarla şu sorunları çözmek yerine DLC getiriyorlar demiştim ve geçtiğimiz bir senede değişen bir şey var mı herhalde derseniz yok arkadaşlar. Yani şaka gibi ama DLC gelmeye devam ediyor. Chapter 4'e geçtiler. Böyle kendi kafalarınca bir hikaye kurmuşlar. Sürekli her chapter yeni bir harita getirtiyor. İşte ortalama oyunun dediğim gibi oyun indirimi şu an 12 dolara düştü. Genellikle neredeyse oyun indirimli fiyatına DLC satıyorlar ve diyorlar ki biz bu oyunu geliştireceğiz. Ya yol haritası paylaşıyorlar, yol haritasına adamı kılı uymuyorlar. Halbuki 2024 yılı bitmeden ki hala bitmedi 2024 yılı ama en azından 2024 yılı bitmeden birçok şeye ayar geçeceklerini söylemişlerdi. Fakat söylediklerinin büyük kısmını gerçekleştirseler de hala büyük kısmını da gerçekleştirmediler ve hani şurada ne kaldı? 3 ay sonra 2024 bitecek. 2025'e gireceğiz. Yani Starbreeze bunu neden yapıyor? İnanın anlamak gerçekten çok güç. PD2'de yaptınız. DLC çöplüğüne döndürdünüz oyunu. Yani her şey DLC ile geldi. Her şey DLC ile her şey parayla satmaya çalışınız insanlara. Yarım bir oyun olarak PD3'ü çıkardınız ki büyük bir zevkle almıştım. Yani ön siparişle 500 TL vermiştim. O zaman dolara geçmemişti Steam 500 TL verip beklemeye koyuldum. 10 gün oyun oynayamadık ya. Şaka gibi yani. Sunucu problemlerinden dolayı. E dönüyorsun bakıyorsun. 1 yıl geçti. Evet sunucu problemleri çözüldü. Fakat çözülen tek şey sanırım sunucu problemleri. Hala optimizasyon problemleri var. Yani optimizasyon ben zaten bu oyunda toparlan, toparlanacağını çok düşünmüyorum. Ara ara giren droplar, anormal FPS kayıplarıyla hala oyun kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Onun dışında PD2'nin kendine has bir özelliği vardı. Mesela çok basit bir örnek vereceğim PD2'den. PD2'nin çok güzel bir skill ağacı vardı. Bu skill ağacı sistemiyle beraber mesela örnek veriyorum. Start yani gizlilik kasan bir arkadaşınızı sizin bu inanılmaz derecede farklı olabiliyordu. Kağıt üzerinde ikisi de gizlilik üzerine kurulu fakat senin oynayışın farklıyken iken onunki bambaşka bir şey oluyordu. PD3'e geldiğimizde skill ağacı hiç hissettirmiyor. Yani gram ağırlığını hissettirmiyor. Zaten bu fark edilme riskinin oyundan tamamıyla kaldırılması oyunu inanılmaz kötü bir yere götürdü. Çünkü eskiden şöyle bir taktik vardı. Ben start oynayacaksam ağır zırh giyemiyordum. Şimdi ağır zırh giyip stat oynamaya çalışıyorsunuz. Bence bunlar hala büyük bir zayıflık. Guard'lara hiç saymıyorum. Hala Guard'lar inanılmaz problemli. Yani PD2'de de Guard'larda problem vardı ama ama sanırım PD3 kadar yoktu ya. ya. En azından unutmuş olamam herhalde diye düşünüyorum. Yani PD2'deki sıkıntıların daha büyüğü sanırım PD3'de var guardlar konusunda. Ee, bir rotasyonları var, bir rotaları var fakat bazen inanılmaz beceriksizler, körler. Bazen inanılmaz böyle Şahin gözleri var, hiç olmayacak şeyleri görüyorlar. Bu konuda da hala yapay zekada ciddi oranda problemler var. Oyuncu sayısı ne durumda herhalde derseniz? Ee, ben o videoyu yaptığımda 200-300 arasındaydı oyuncu sayısı. Yani günlük bir oyun düşünün ve günlük 200-300 kişi oynuyor ve Çıkıl daha bir sene olmamıştı. Bir sene oldu İndirimin de gazıyla şu anda ortalama 3000'i zorluyor. 3000 olmuyor ama 24 saatte ortalama 3000'i zorluyor. 2800-2900 arasında gidiyor. Peki fd 2nin ne kadar şu an dersiniz herhal? Söyleme sahip 17.700 işte 18.000 civarı. Kabaca 17-18.000 arasında gidiyor. Yani yeni oyunun neredeyse 5-6 katı. Neredeyse değil 5-6 da yanlış söyledim bu arada, değil mi? Gerçi 3000'den hesaplarsa evet 5-6 katı. Yani 6-6 6-6.5 işte çok uzatmaya gerek yok. Yani hala oyuncuyu iste ister istemez çekemeyen bir oyun var karşımızda. Peki toparlarsak değer mi? Alınır mı? 12 dolar standart edition'ı. Ortalama 400 küsür liraya denk geliyor. Kabaca 400-450 arası bir fiyat. Verilip alınır mı? Açıkçası PD2 yılı yuttuysanız yani pd 2 ben doya doya oynadım. Yani yapacağım her şeyini yaptım. Bütün başarımlarını işte ben mesela fulllemiştim. Benim gibi bütün başarımları fulllediniz. Diyasileri topladınız. Yani her haritayı döndünüz artık PD2 size sarmıyor. O zaman alınabilir. O zaman alınabilir. İyi bir arkadaş grubunuz varsa almanızı tavsiye ederim. En azından oyunun hataları, sorunları işte optimizasyon sorunları, bugları gözünüze en azından komik gelir. Gülersiniz, eğlenirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek her şeyden daha önemli bu konuda. Ama ben PD2 oynamadım hayatım diyorsanız PD3'e hiç bulaşmayın derim. En azından bir 6 ay, bir sene daha beklemek lazım diye düşünüyorum. PD2 de ilk çıktığı zamanlar rezalet durumundaydı. Yıllar içinde toparladılar fakat Star Wars böyle her oyunda bunu yapacaksa biz Payday 4'ü gördüğümüzde herhalde kafayı yiyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü yani ne abi oyunu her oyunu çıkarıp da 3-4 senede toparlayacaklarsa hiç çıkarmasınlar. Yani 3-4 sene geç çıkarın öyle toparlayın. Ben bunu anlamıyorum. Tamam mantıken diyorlar bir maddi kaynak üretelim bu kaynak üzerine yoğunlaşalım hani gelen destekle beraber hızlıca elimizden geldiğince yapalım diye düşünüyorlar ama bu her zaman olmuyor diye düşünüyorum dediğim gibi yani şayet arkadaş grubunuz varsa 12 dolar verecek durumunuz varsa PD3'e verilebilir şayet PD2'yi yalayıp yuttuysanız vermenizi tavsiye ediyorum yoksa Arkadaş grubumuz var ama hiç PD2 oynamadık. Ondan mı başlayalım diyorsanız bence PD2'den başlamanız daha derli toplu olur sizin açınızdan diye düşünüyorum. Çünkü hali hazırda PD2 daha oturmuş bir oyun. Yani daha oturaklı ve emin olun çoğu insanda ki bunu yakın çevremden de duydum. PD2 oynadım deli gibi oynadım. PD3'e geçtik onu da bir sürü oynadık. Ya PD3 sarmıyor diyor. Haklılar çünkü her şey grafik değil. Yapay zeka kötü olunca skill acı tam anlamıyla seni güçlü hissettirmeyince ekstra haritalar çok detaylı olmayınca ister istemez insan oynarken diyor ki ben PD3 oynayacağım ama PD2 kimde mutlu olurum diyor. E bugün nacizane bir şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani düzeldi mi oyun? Hayır. Ya toparlamak gerekirse hala optimizasyon sorunları var. Hala yapay zeka kötü. Sikilacı yeterli değil ki harita çeşitliliği çok kötü durumda. Onun haricinde silahlar konusuna da gelirsek silahlar rezalet durumu. Bak silahları hiç saymıyorum. Silahlar yani PD2'de ne kadar silah çeşitliliği varsa P3'te o kadar az silah çeşitliliği var. O yüzden hala kötü durumda ve bu oyun çıkalı 21 Eylül 2024 itibariyle tam 1 sene oldu. Yani 1 senede adam akıllı toparlanamayan bir oyun ve bunun büyük bir sorumluluğu Star bir Yapımcı da çünkü hani oyunu fixlemek yerine hala ısrarla DLC getirmeye devam eden bir firmadan çok da bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hem size bilgilendirmek hem de içimi dökmek istedim. Yani 1 yıl dile kolay PD3 çıkalı bir yıl oldu ve ben hala toparlamamış yerinde sayı olmasına anlam veremiyorum. PD3 23 Eylül'e kadar indirimde %60 indirimde almak istiyorsanız bir şans vermek istiyorsanız verebilirsiniz ama yani 12 dolara çok daha iyi şeyler yani 400 liraya gidip karnınızı doyursanız şu anlık daha iyi diye düşünüyorum. En azından bu oyunun daha hala zamanı var diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.